Özel Ordu Ada Onkoloji'nin sunduğu Yeni Gün devam ediyor. Efendim Yeni Gün programının son bölümüyle, son kuşağıyla karşınızdayız. Saatlerimiz onu gösteriyor. Reklama gitmeden önce size haberini vermiştim. Bir tanıtım açısından da haberini izletmiştim. Sayın Serdar Yılmaz, endüstri mühendisi Serdar Yılmaz. Şimdi konuğumuz kendisi. Ben öncelikle ona hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Serdar Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim Serdar Bey ne yapıyor? Serdar Bey neden burada? Haberimizi yine göstereceğim size ama öncesinde ben bir kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. O bizim bildiğimiz patpat denen tarım araçlarını Serdar Bey ekibiyle birlikte bir nevi böyle damperli bir araca dönüştürüyor. Yani zırhlı bir jipe benzetebilirsiniz onu. Haberde de göreceksiniz izleyemeyenler için. Şimdi biz haberimizi bir izleyelim. Ardından detayları Serdar Bey ile konuşacağız. Aracımızı şase, kasa, kupa olarak tasarlıyoruz. Ve temelden tavana her şeyini biz üretmeye gayret ediyoruz. Çok güzel. Ve ortaya böyle güzel bir şey çıktı diye düşünüyoruz. Ve Türkiye'nin her tarafında da biz araçlarımızı şu anda satıyoruz. Evet. Müşteri memnuniyetimiz üst seviyede. Giresun'da bir firma ünlü bir otomobil markasının şaha kalkmış at figürlü logosundan ve Anadolu'nun yabani atları olan her türlü şartta hayatta kalabilen yılkı atlarından esinlenerek ürettiği çok amaçlı tarım araçlarına koşan at figürlü bir logo tasarladı. TV'lik ekranlarında yayınlanan piston programına konuk olan firmanın yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda endüstri mühendisi olan Serdar Yılmaz, Patpat adıyla bilinen tarım aracını adeta zırhlı bir tanka dönüştürdüğünü bakın nasıl anlattı. Şu gördüğüm araç mükemmel bir araç. Kendimiz evet. Otomotiv sektöründeyiz. Evet. Bu Patpat'ın çok üst versiyonu bir araç. Evet. Yani bir evet. Normal araç yani. Bu evet. Bir, yani buna Patpat deme, bu bir araba yani resmen. Araba. Bir araba yapmışsınız şu anda. Bir araç yapmışsınız. İsterseniz yani. Aracın mekaniği hakkında da size bilgi tabii, verebilirim. Buyurun. Şimdi aracımızda dizel motor seçeneklerimiz var. Kaç silindir? 2 silindir ve 3 silindir evet. Motorlar kullanıyoruz. Dizel. Dizel motorlar kullanıyoruz. Tercihe göre o turistik bölgelerde kullanılmak üzere benzinli motorlar tercih eden müşterilerimize evet. De yapıyoruz. Biz aslında burada kişiye özel araçlar üretiyoruz. Evet. Sürekli imalat yapmıyoruz. Bu projenin yıllarca düşünülmüş bir hayal olduğunu vurgulayan Serdar Yılmaz, tamamen ekip ruhuyla çalışıyoruz diyerek bir nevi başarının anahtarını söyledi. Ortak bir hikaye yarattık yani. Evet. Bu öyle bir kişinin olmasıyla olmuyor. Bir ekip projesidir. Evet. Arkamızda sağlam duran bir ekibimizle birlikte. Tabii ki de ben onları sürekli konsantre etmek şartıyla bu hikayeden hiç vazgeçmeden tabii ki de geçmişte yaşamış olduğumuz olumsuzlukları da bertaraf ederek evet. Şu anda son derece ideal, son derece kullanışlı ve güvenli bir araç üretmenin gururunu yaşıyoruz. Motoru hariç tüm ürünlerin Giresun'da bulunan fabrikasında üretildiğini söyleyen Yılmaz tam 15 kişiye istihdam sağlıyor. Gördüğünüz gibi kasa imalatı burada, şase imalatı burada, elektrik imalatı burada, boya imalatı burada. Tamamı kendi mühendislik tasarımında kendi imalatı olan evet. Motoru bir tek yurt dışından ithal olan araçları tamamen Giresun sanayisinde Yılmaz Bey tarafından imalat ediliyor arkadaşlar tarafından. Bunun yanı sıra da bu fabrikada 15 kişiye yakın insan ekmek yiyor, maaş alıyor, evet. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor, ülkeye vergi veriyor. Burada hem de olduğu şehre de katkı sağlamış oluyor Yılmaz Bey. Evet haberimizi izledik. Bülent abi Yılmaz Bey demiş. Serdar Yılmaz aslında öyle olacak. Serdar Bey şimdi aramızda. Serdar Bey hoş geldiniz yine tekrardan. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki de endüstri mühendisiyim. Hı hı. Üniversite hayatımı bitirdikten sonra bir dönem bir boru fabrikasında endüstri mühendisi görevi yaptım. Daha sonra 1990 yılında işte o ülkede körfez krizi filan o tür krizler yaşanıyordu. O dönemde işte babamızın da sahibi olduğu Torna Tesviye Atölyesi'nde görev aldım.
Ve ondan sonra da o orada yaşamış olduğumuz hayat tecrübeleriyle işte karşılaşmış olduğumuz zorluklar neticesinde kendimize böyle bu tür çıkışlar aradık ve bulduk. İşte şimdi bugünlere kadar geldik. Bu nasıl bir proje? Şimdi herkes çok merak ediyor. Evet. Bu Patpat denen tarım arazi aracını siz bir nevi böyle bir zırhlı bir tanka dönüştürmüşsünüz. Bunu nasıl planladınız? Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? O süreci bize anlatır mısınız? Kaç yıllık bir planlama bu? Tabii ki de. Yaklaşık 25 yıllık hikayesi vardır Yılka Arazi araçlarının. Bizler hep zaten bu Patpat diye piyasada tabir edilen araçların biraz daha güvensiz araçlar olduğunu hep biliyorduk. Bizim ilk tecrübemiz jip mekaniğinden. O eskiden askeriyeden çıkma jiplere tek silindir motorlar uygulayarak daha düzgün ve daha güvenli araçlar yapıyorduk o dönemler. Ancak bunlar tabii ki de bir fabrikasyon bir şey olmuyordu. Yani sonuç olarak hurdalarla yola çıkıyorduk. Şasi bulamadığımız zamanlar oluyordu. İşte o jip malzemelerini bulmakta sıkıntı çekiyorduk derken biz bunun nasıl sıfırını yapabiliriz düşüncesi hiç aklımızdan çıkmadan bu fikri hep aklımızda tuttuk. Sonra tabii ki de teknolojinin de gelişmesiyle birlikte biz teknolojiyi de kendi işimize uydurarak ve teknolojiyi de yakından takip etmek şartıyla istediğimiz işi çıkartmaya başladık. Ve yılka arazi araçlarının ortaya çıktı. Çok eski modellerimizi biz şimdi gördüğümüzde hakikaten de şey yapıyoruz, şaşkınlıkla karşılıyoruz. Bunu nasıl yapmışız da insanlara satmışız diye. Çünkü tabii el yordamıyla yapılıyordu bazı şeyler ama... Şimdi teknoloji gelişince beğenmiyorsunuz yani o yaptıklarınızı. Tabii ki de beğenmiyoruz ama ihtiyaçlar hiç bitmemiş. O zaman çiftçinin ihtiyacı varmış. Arabanın belki de çok şeklini önemsemeden, ihtiyacını görmek adına bizim o dönemki yapmış olduğumuz araçlara da ilgi göstermişler. Ama biz tabii ki de işi çok daha ileri seviyelere götürmeye gayret ediyoruz. Ve iyi noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Yani biz şu anda Türkiye'nin her tarafında yılka arazi araçlarını satıyoruz. İlk önce biz 4x2 modelini yaptık aracın. O 4x2'sini yaptıktan sonra müşterimizin yoğun talebiyle karşılaştık. Bizim sizin yapmış olduğunuz araçlar bizim arazimize gitmiyor. Bu aracın 4x4'ünün olması gerekir. Yani aslında bizi biraz da çiftçi ihtiyaçlar bizi bu işleri yapmaya zorladı. Biraz da bulamadığınız yedek parçalar size biz bunu yapalım, evet, yedek parçayla uğraşmayalım, aramayalım. Aynen öyle. Bir nevi yokluktan aslında siz bir varlık yarattınız. Tabii ki de zaten başarının anahtarı yokluktur yani. İmkansızlıkları çözmeye çalışırken bir şeyler icat edebilirsiniz. Budur insanlığın icatlarının temel nedeni aslında budur, yokluktur. Tekerleğin yani. İcadı bile öyle evet, değil mi? Evet, yokluktur. Mesela Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler tam sıfır görmüşler. Ondan sonra o dönemlerdeki ihtiyaçlardan işte savaş arabası yapalım derken, uçmak için uçak yapalım derken, bilmem ne derken şimdi o markalarını çok daha ileri seviyeye getirip Boeing'ler yapmaya başlamışlar. İşte ne bileyim o zamanki temel attıkları temeli daha ileri seviyede otomobiller haline getirmişler. Tabii ki de toplumların ihtiyacı olması gerekiyor. Rahat insana bir şey kazandırmıyor. Kesinlikle. Biraz zorluk görmemiz gerekiyor. 4x2'sini yaptık. Daha sonra o ihtiyaçları karşılamak için 4x4'ünü tasarladık. Onu daha önce bir denedik. Daha sonra bir geçiş dönemimiz oldu. Bu arada tabii ki de daha fazla daha iyi performans göstersin diye kendi katkılarımız oldu. Ve olması gerekeni yaptık. Yani şu anda biz olması gereken bir arazi aracı üretiyoruz. Peki motor haricinde her şey burada üretiliyor. Haberde de söyledik onu. Evet. Onu biraz daha bize açar mısınız? Yani siz motor haricinde her şeyi kendiniz mi üretiyorsunuz ekibinizle birlikte? Evet. Şimdi şöyle bir otomobil fabrikası şase, kasa, kupa tasarlar. Yani bir otomobil fabrikasının hattına girdiğiniz zaman orada şase, kasa, kupa yapan insanlar ya da makineler görürsünüz. Bunun haricinde tedarikçiler motor gönderir, diferansiyel gönderir, lastiğini gönderir, jantını gönderir. Ve onlar üretim hattına girerek oradaki fabrikanın işçilerinin montaj yeteneği sayesinde fabrikadan otomobil olarak dışarıya çıkar. Biz de zaten bir otomobil fabrikası olarak şaseyi, kasayı ve kupayı tasarladık. Yani diğer malzemeleri de en uygun
en ekonomik olan, çiftçiye en çok, çiftçinin en çabuk ulaşabilecek olduğu malzemeleri tercih ettik. Yani biz daha önceki programda da söylediğimiz gibi kendimize has şeyleri oraya koyup ya da çiftçinin bulamayacak olduğu şeylerle aracımızı montajlayıp daha sonra çiftçiyi kendimize mahkum etmek yerine onları araçları satın aldıktan sonra özgür bıraktık. Şayet dedik çözemediğiniz bir sorun ya da problem olursa biz tabii ki de firma olarak sizin arkanızdayız. Ama biz bu aracı bilinen şeylerle ürettik. Ara bir soru olarak yedek parça çok rahat bulabilir mi alan kişiler? Bakkal dükkanı da dedik geçen programda. Yani bu tabii ki de abartılı bir şey. Bakkal dükkanında yedek parça olmaz da biz onu şu anlamda söyledik. Yani yaygın olan parçaları kullandık. Tamamen yaygın olan. Yani işte bu zaten çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla hatta bizim sloganımız da şudur. Allah göstermesin. Çok mücadele ediyoruz başımıza kötü bir şeyler gelmesin diye. Ama yılkı yılmazlar aşağı batsa bile yılkı yoluna devam edecek. Slogan bu. Evet. En fazla tercih eden kimler? Ben onu da sormak istiyorum size. En çok kimler rağbet ediyor bu yaptığınız aracı? Tabii ki de şimdi biz meyve çiftliğine de sattık. İşte fındık bahçelerine de sattık. Bilmem lavanta çiftliğine de sattık. Ondan sonra. Yani kimi telefon açıyor ben tavuk çiftliğimde kullanacağım diyor. Kimi diyor Antalya'da diyor hayvanat bahçem var diyor orada kullanmayı düşünüyorum diyor. Bir hayvanat bahçesi falan. Şimdi İstanbul'da LNG tesislerinde Trakya'da kullanılan aracım var. Site içi büyük sitelerin, büyük yerleşim sitelerinin içinde içine belediyenin servis araçları giremiyormuş. Ben de onu o zaman öğrendim. İşte o ana artere, o kocaman sitenin ihtiyacını karşılamak için ana arterlere, işte o çöplerini taşımak için bir araç gerekmiş. Birçoklarını denemişler. Elektriklisini, bilmem neyini, onunu, bunu. Hepsi çok sorunlu araçlar olunca yılkıyı tabii deneyen müşteriler oldu. Nasıl duyuyorlar peki? Yani Edirne'deki, Manisa'daki kişi nasıl duyuyor bunu? Sosyal medyayı çok kullanıyoruz. Yani biz aslında yapmış olduğumuz işten çok emin olduğumuz için böyle bir aslında da büyük riskler alıyoruz bütün bu işleri yaparken ama yapmış olduğumuz işe güvendiğimiz için, emin olduğumuz için şu anlamda söyledim. Ne gibi riskler mesela? Facebook'ta şimdi biz aracımızı tanıtıyoruz. İşte orada satış yaptığımız müşterilerimizi onur ediyoruz. İşte şu bölgeden şu kişiye şu aracı verdik hayırlı olsun filan gibi. Onları da onur ederek. Şimdi dolayısıyla tabii ki de beğeniler alıyoruz. Sonra bizim satış miktarımız öyle artmaya başladı ki ve müşterilerimiz bizi çok fazla takip etmeye başladılar. Dolayısıyla araçlarımız da yaklaşık yani 10 yaşında bile aracımız var bizim şu anda. Yani piyasaya çıkıp çalışan 20 yaşında bile aracımız var. Şimdi ama kısa yakın zamanda satmış olduğumuz araçlar da var. Şunu anlatmak istedim. Kötü bir araç ya da müşterinin memnuniyetsizliği orada öyle bir onu öyle bir ifade ediyorlar ki o duvarına yazdığı zaman orada yani her şeyin ne olduğunu zaten anlıyorsunuz. Ve bizim sosyal medyayı takip ettiğinde arkadaşlar bizim duvarımızda öyle bir yazı bulamazsınız. Olumsuz bir yorum yok, yok. Yani. İşte bu çok önemli. Yani bu çok önemli. Bu da bizim zaten iyi yolda olduğumuzu, doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor. Ve yolumuza bu nedenle de devam etme konusunda daha inançlı hale geliyoruz. Yani ama bu tür bir reklam çok riskli bir reklam. Yani böyle reklam olmaz. Çünkü düşün yani kötü niyetli biri de alıp kötülemek oraya için bile yazabilir. Yazabilir, oraya. Yazabilir. Ama tabii ki de şimdi bizim araçlarımız çiftçinin hayal edemeyecek olduğu seviyede bir araç olduğu için adam ufak tefek hataları bile olsa onu görmezden geliyor. Çünkü adam Mercedes'e bindiğimi zannediyor. Evet. Çünkü son derece güvenli. Rottan dönme yeteneği var. Rot balans ayarı yapılıyor. Dört tarafı frenli. Otomobil rahatlığıyla sürüyorsunuz. Bariyerleri var. Bildiğimiz otomobil ürettik yani. Şaka Peki, gibi. Peki seri üretim yapıyor musunuz siz? Tabii ki de seri üretim yapıyoruz. Bizim bir yoksa talebe göre mi? Devamlı üretiyor musunuz yoksa talebe göre mi? Şimdi şöyle. Tabii ki de şu anda seri üretim yapacak bir kapasitemiz yok.
Yani şu anlamda yok. Biz zaten yapmış olduğumuz araçların hepsini satıyoruz. Şu anda bizim fabrikamızda imalat sırası var. Biz müşterilerimize termin veriyoruz. Yani aslında seri üretiyoruz. Ama adı siparişe göre üretim oluyor. Ya boşta durmuyoruz ki. Sürekli üretiyoruz çünkü. Çünkü sürekli sipariş geliyor. Evet, sürekli sipariş geliyor. Şimdi tabii ki de bu sipariş esnasında bizim aracımızın ürün gamı çok geniş olduğu için yani 4x2'si var, 4x4'ü var, benzinli ve dizel motor seçenekleri var, tek silindiri var, çift silindiri var, damperlisi var, uzun şasesi var, kısa şasesi var. Yani araç ürün gamıyla gelişerek bu hale geldi. Biz 25-30 yıllık bir tecrübeden bahsediyoruz yani. Dolayısıyla biz şimdi müşterimizin hangi aracı tercih edeceğini önceden bilemiyoruz ki. Örnekleme yapayım ben size. Başıma birkaç kez geldi çünkü. Biz o hani hazırlık yapmış olduğumuz dönemlerde böyle üretimde sıra olmadığı zamanlardan bahsediyorum. Bir tane beyaz bir araç yaptık. Çok da heves ederek. Bir müşterim geldi. Aracı çok beğendi. Çok güzel bir araç yapmışsınız dedi. Ama dedi kardeşim yani biz affedersiniz ahırdan gübre taşıyacağız yani. Beyaz arabayla bu işler olmaz. Ben bu aracın dedi kırmızısını istiyorum dedi. Benim aracım kırmızı olsun dedi ya. Yani. Şimdi biz müşterimize o araç bir kenarda dururken yeniden kırmızı araç yapmak yerine o aracı bir daha söktük. Kaportasını, kupasını, kasasını, elektrik donanımını, her şeyini söktük. Çıplak hale getirdik. O boyayı tekrar zımparaladık. Ve müşterimiz istediği rengi boyadık kırmızıya. Tekrar o arabayı topladık ve adam dedi çok güzelmiş. Şimdi ben tam istediğim oldu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Müşterimizi biraz şımartıyoruz. Şımartıyoruz çünkü biz müşterilerimizi çok seviyoruz. Veli nimetler çünkü. Ve seviyoruz onları tabii ki de şımartacağız. Şimdi onların istediği renk. Dolayısıyla ezberden iş yapamıyoruz artık. Onların özellikle satış sürecimiz de şöyle oluyor. Biz öncelikle satın alma konusunda ciddiyetini muhafaza eden ya hakikaten de satın almaya tam karar vermiş olan müşterilerimizle derhal şirketimiz bir sözleşme imzalıyor. Yani onları sözleşme imzalamaya davet ediyoruz. Bir ön ödeme alıyoruz. En az 5000 lira olmak üzere. Bu sembolik bir rakamdır. Hı hı. Yani biz sadece hani o özel renkler bilmem neler biraz da sonradan vazgeçerse şayet kendimizi korumak adına yapmış olduğumuz bir şey. Bunu her firma yapıyor zaten. Yani o ön ödemeyi aldıktan sonra müşterimizin ciddiyetini anlıyor ve onunla derhal bir sözleşme imzalıyoruz. Satın alacak olduğu aracın rengini, kasa boyunu, motor seçeneğini, 4x özelliğini, her şeyini, bilmem sis farıymış, tentesiymiş, her şeyini ifade ediyoruz. Ondan sonra onu o gün itibariyle fabrikanın üretim sırasına sokuyoruz ve ona termin veriyoruz. Aracınız şu tarihte üretilecektir diye. Herhangi bir olumsuzluk varsa, bir darboğaz varsa bunu ifade ediyoruz. Bakın bu nedenle gecikebilir, bu konuda birbirimize anlayış göstermeliyiz falan diye. Böylece şirket kaşemizi ve imzamızı vurduktan sonra bir örneğini müşterimize veriyoruz. Bir örneği bizde kalmak suretiyle. Müşterimiz üretim sırasını bekliyor. Böylece müşterimiz bizden ne satın alacağını, kaç liraya satın alacağını, ne zaman satın alacağını biliyor. Kendisi belirliyor zaten her şeyi. Zaten kendisi belirliyor. O belge olarak da ona veriyoruz. O da evrak olarak elinde bulunuyor. Biz de müşterimize zaten ne üreteceğimizi biliyoruz oradaki sözleşmede. Üretim sırası geldiğinde ona özel aracı üretirken WhatsApp'tan üretim aşamalarını videolarla gösteriyoruz. Bunu aynı zamanda da sosyal medyada da paylaşıyoruz. Bakın biz şurada şu köydeki şu şahsı şu aracı üretiyoruz diye. Her şey açık şekilde. Her şey açık. Ondan sonra insanlar tabii ki de biraz da onur ediyoruz onlar. Hatta soy isimlerini ya da işte kendileri sülale aile olarak nasıl anılıyorsa o isimlerini de plak olarak yazıyoruz. Çok güzel. Çok ve böylece güzel bir şey çıkıyor ortaya hakikaten de. Serdar Bey şimdi benzin ve mazotlu oluyor dediniz. Acaba elektrikli de yapabilir misiniz ilerleyen süreçte? Yani şimdi burada biz bir hikaye yarattık. Bu böyle hikayeler bir otomobil fabrikası buralardan gelişerek bir yerlere gidiyor. Yani öyle sokma akılla ya da işte tecrübesiz işe vakıf olmayan insanların başlangıcı maalesef hüsranla sona erer. Çünkü ne demiş atalarımız? Herkes bildiği sözü yapacak, işi yapacak yani. Herkes bildiği işi yapacak. Bu iş artık bizim bildiğimiz bir iş olmuş.
Biz otomobil yapmayı çok artık adımız gibi biliyoruz, ezberledik. Çok basit bir iş gelmeye başladı bize. Birçoklarına zor gelen iş. Çünkü bir ömür verdik. Bu tecrübe öyle bir anda olup da ortaya gelmiyor. Çok sıkıntılar çektik. Biz yani ilk satmış olduğumuz yılkı arazi aracını peşine 10 kere gittik. Müşterimiz bize darılıp gücenmesin diye adamın kapısına çiçeklerle gitmeye başladık. Aman bize kötü bir laf söylemesin filan diye. Ama o süreci atlattık. Ve o müşterim o peşine 10 kez gitmiş olduğum aracı 10 sene sonra sattı ve ona yeni model aracımızı verdik. Yine yılkı arazi aracını kullanmaya devam ediyor. Siz bu aracı Giresun Sanayi Sitesi'nde üretiyorsunuz. Evet. Onu buradan duyuralım izleyicilerimize. Evet. Ek bir soru olarak devlet desteği ne durumda? Hiç bugüne kadar devletten bir destek aldınız mı? Hayır. Hiçbir şekilde almadık. Hatta o konuyla ilgili de ben hakikaten de yani olması gereken şeyler maalesef yapılmıyor. Şöyle ki bu tamamen bizim yaşamış olduğumuz gerçek bir hikayedir. Bir ömür adanmıştır bu hikayeye. Bir büyük bir emek yoğunluğuyla ve bir çabanın eseridir. Ancak bu aşamada biz özellikle sosyal medyada işte araçlarımızı tanıtırken işte alışveriş yapmış olduğumuz şehirleri insanlara gösterirken aslında bir anlamda da Giresun'un o bu işlere önderlik yapacak olan kişilerinin de dikkatini çekmeye çalıştı. Evet. Ama maalesef. Yani inanır mısınız organize sanayi bölgesinden bir yer talebim oldu. Yahu Malboracı'ya vermişler, Efes Pisenci'ye vermişler, Fındık Depocası'na vermişler. İşle güçle alakası olmayan bir adama vermişler. Herif orada piknik yapıyor. İsim vermeyeceğim yine. Ama biz hakikaten de üretim fikri olan insanlar dışarıda kalmışız. Adamlara izah ediyoruz. Bakın bizim böyle bir yere ihtiyacımız var. Bize destek vermeniz gerekiyor. Burada gereksiz adamların işi nedir filan diyoruz. İnanır mısın? Yani şehrin en üst kademesindeki adam ya bizi bunlar mahkemeye verirse dedi. Yüzüme karşı. Hay dedim ya. Niye öyle bir şey söyledi? Yani, nasıl yani bir işte biz işine yaramayan ya da hiç işle alakası olmayan bir adama orada yer tahsis etmişiz. Anladınız mı? Neyse içine yapmış olduğu milli emlak değeri neyse biz ödemesini yapalım. Bakın biz hakikaten gerçekten üreten insanlarız. Onun elinden biz bu işi alalım. Hakikaten de gerçekten üretecek olan insanları buraya yerleştirelim dediğimizde yani şehrin en üst kademesindeki kişi bize böyle bir cevap verdi. Evet. Biz artık demek ki bu işler böyle olmuyor dedik. Ve kendi yolumuzu biz kendi başımıza devam ediyoruz. İşte kendi fabrikamızı satın aldık. Hı hı hı. Büyük paralar verdik. Hı hı. Onun banka faizleriyle uğraşıyoruz. Hı hı. Ve böyle bir projeyi tekrar hayata geçirmeye uğraşıyoruz filan. Zaten ülkenin başarısızlığının en büyük nedeni de budur. Yani siz bizim gibi üretme fikri olan, siz bizim gibi bu kadar ömrünü vererek çabalayan insanların elinden tutmasanız biz o zaman yurt dışından sürekli ithal ederiz. Evet. Bayilik ve yetkili servis vermeyi düşünüyor musunuz? Onu da soracağım size. Evet, yani belki bayi olmak isteyenler vardır, yetkili servis olarak hizmet vermek isteyenler vardır. Bu programdan sonra belki olacaktır. Bu konu hakkında neler diyeceksiniz? Tabii ki de. Şimdi biz aslında bu müşterilerimizi hani şımartıyoruz dedik ya. Onların istediği renk, istediği model, istediği motor seçeneği filan. Ya bunlar aslında böyle takır takır üretim yapan bir fabrikanın uğraşması gereken işler değil. Ne yapar? Bir renk beyaz yapar, kırmızı yapar, sarı yapar, yeşil yapar. Bayi de fabrikanın elinde olan renkler hangisiyse onu alır, koyar tezgahına, evet, satar. Şimdi bizim aslında ki tabii ki de hedefimiz bayilerimize ulaşmak. Biz aslında bayilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Nokta atışlar yaparız. Mesela bizim Zonguldak'ta Ereğli, Kozlu, Alaplı, Bartın, Ormanlı Cuma, Çay Cuma, Devrek, Sakarya'da Adapazarı, Gey ve Gölyaka. Ondan sonra işte Ankara, Kayseri, Siirt, Urfa, Adıyaman, yani Türkiye'nin her tarafından açtığımız. Artvin, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, gözü kapalı var. Sinop. Ondan sonra yani Tokat. Yani birçok yerde aklıma gelmeyen birçokları da var. Çünkü biz sürekli üretim yapıyoruz, sürekli satıyoruz. Şimdi bizim buralardaki aslında amacımız nokta atışlar yaparak
bölgenin bu aracı tanımasını sağlamaktı. Şimdi o bölgeden hakikaten de gerçekten ciddi anlamda. Bizim de tabii ki de bu arada üretim kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü oradaki bayilere onların talebini karşılamak adına. Onun da hazırlıklarını yapıyoruz tabii ki de bu arada. Ama şu anki ekonomik zorluklar biraz önümüzü görememekten biraz frendeyiz. Hı hı hı. Şimdi tabii ki de insan bayilerimiz ya da gelecekte bayimiz olacak insanlar ceplerindeki paraları çıkarıp bizden bir ürün alacaklar ve bunu bölgelerindeki insanlara satacaklar. Önce bunun çalışıldığını bilmesi lazım. Bir garantisinin olup olmadığını bilmesi lazım. Bir performansını tanıması lazım. Yani. Biz şimdi adama nasıl ulaşalım? Biz bu sefer dedik ki her bölgeye biz nokta atışlar yapalım. Yani Urfa'da bir tane aracımız olsun. Siirt'te bir tane aracımız olsun. İşte Ordu'da araçlarımız olsun. Ne kadar talep gelirsin. Tokat'ta olsun. İşte Trabzon'da olsun. Artvin'de olsun. Rize'de olsun. Ülkenin her tarafında bizim araçlarımız olsun. Bizim aslında derdimiz oralara nokta atışlar yaparak o aracı o bölgede tanıtmak. Tanıtımını sağlamak. Niğde'de aracımız var. Adana'ya araç gönderdik. Yani Avrupa'dan var mı talep? Serdar Avrupa Bey? Oraya da gelsin. Tamam. Şimdi dolayısıyla işte gelecekte bayimiz olacak arkadaşlar. Aslında biz aracımızı tanıtıyoruz. Hı hı. Diyeceğiz ki Niğde'den biri çıkıp geldiğinde. Bakın beyefendi, bizim Niğde'de satış yapmış olduğumuz 3-4 sene önce müşterilerimiz vardı. Ya lütfen bir arar mısınız? Yani bu arkadaşlar bizim bu üretmiş olduğumuz aracı 2-3 yıldır kullanıyorlar. Bir müşteri memnuniyetini bir öğrenin. Yani ne yapmış bu araçta? Hangi işlerini görebilmiş? Yoksa kullanamamış da bir yere kenara mı bırakmış, çöpe mi atmış, ne yapmış yani? Biz tabii ki de biliyoruz neler olduğunu. Şimdi adam tabii ki de orada kullanan, hakikaten de kendi hemşerisi olan birinin memnuniyetini gördüğü zaman elbette ki bu aracın bayiliği konusunda biraz daha ciddiyetini koruyacaktır diye düşündük yani. Onun söylemesi daha inandırıcı. Tabii ki de canım, yani işte zaten aslında amaç budur. Yani biz gelecekteki bayilerimize ulaşmak adına şu anda nokta atışlar yapıyoruz. Hı hı. Avrupa'ya gelelim. Avrupa'dan var mı hiç talep? Avrupa'ya biz araç bu halimize satamayız. Yani şöyle satamayız. Çünkü biz biraz daha ekonomik motorlar kullanıyoruz araçlarımızda. Hı hı. Avrupa'da biliyorsunuz bazı bir takım standartlar var. İşte egzoz emisyon değerlerinin olması gerekiyor. Hı hı. İşte ses desibelinin düşük olması gerekiyor filan. Biz tabii ki de o motorlar keşke olsa diye içimiz parçalanıyor. Böyle bir aracı, öyle bir motor koyamadığımız için. Ama maliyetler afaki yükseliyor. Şimdi o motorun bize geliş maliyeti 4000 euro. Yani şimdi 4000 euroyu şöyle bir hesap ettiğimiz zaman biz neredeyse o paraya araç satıyoruz yani. Evet. Ulaşamayız çiftçiye. Biz çiftçiye ulaşamadık mı ölürüz yani. Bizim derdimiz oradaki adam ölmesin. Oradaki adam yani ömür boyu kullanacak olduğu rahat bir araçla işini görsün. Onlara ekonomisi zaten artsın. Teklif veriyorsun. Tabii ki de ekonomileri gelişsin. Hı hı. İşte araçlarına güvenerek yola çıksınlar. Çocuklarını, torunlarını işte bahçeye, işte oradan fındık al gel dediğinde güvenle gönderebilsin. Hı hı. Hı. Budur, derdimiz budur. Biz şimdi bizim aslında araca plaka takma hikayemiz de var. Orada da biz aslında Türk Standartları Enstitüsü'ne bir ön ödeme yaptık plaka takmak adına. Ama işte orada önümüze çıkan engeller bunlardı. Biz aslında traktörüz. Bizim aracımızın arkasından kuyruk mili de çıkıyor. Yani biz aracı daha düşük vergi ödesin çiftçimiz, hı hı, ve devletin bu aracı satarken imkanlarından faydalanalım, o faiz hibe desteklerinden filan diye biz aracı traktör statüsünde değerlendirmeye aldık. Bizim çok güzel de bir kuyruk milimiz var aslında. O kuyruk mili çıktığı zaman zaten araç traktör olarak anılıyor ve hem yürürken hem durduğu yerde arkadaki kuyruk milinin birçok da devirleri var üstelik. Çok süper bir şey çıkarttık oradan. Ama bizim bölgemizde kuyruk mili çok kullanılan bir şey değil. Dolayısıyla maliyeti de ekstra etkilediği için onu çok önermiyoruz. Ama tipona almak için biz traktör olarak bir sürecin içerisine girdik. Biz size her şekilde çok yardımcı olacağız. İşte Avrupa'nın normlarını size dayatmayacağız, bilmem ne yapmayacağız falan filan. Ya ilk başlıyoruz ya, durun bir bismillah yapalım yani. Bir yardımcı olun, şöyle bir tutun elimizden de biz bir başlayalım. Ondan sonra artık zamanı geldikçe siz bize ne olması gerektiğini yavaş yavaş dikte edersiniz. Biz de o eksikliği tamamlarız yani.
Ya iyi kafadan şimdi desiveli düşük motor istiyor. Kardeşim 4000 euro. Ben çiftçiden uzaklaştıktan sonra bu aracı yok. Sosyeteye mi satayım yani? Yani sosyete alıp bu aracı ne yapsın? Üretilme amacı belli zaten. Üretim amacı çiftçi belli. Biz BMW değiliz yani Mercedes değiliz. Bizim derdimiz belli. Çiftlik, bağ bahçe işleri için. Tamam mı? Performans üstü bir araç yaratmaktı. Ve biz bunu becerdik. Olması gerekeni yaptık. Bu Serdar Bey, son olarak şimdi izleyicilerimiz acaba diyordur, biz de alabilir miyiz bu arabayı? İşte kaça alırız? Fiyat olarak değil de nereden alırız? Nereye gidip de alırız? Nereye müracaat ederiz? Hı. Bir izleyicilerimize onları da kısaca tanıtırsanız, anlatırsanız. Tabii ki de aracı satın alma konusunda biz tek satıcıyız. Hı hı. Tek imalatçısıyız. Bu aracın projesinin sahibiyiz. Yani marka tescilimiz ve tiponamiz var. Yani Türkiye'de olmayan bir şey yaptık biz. Yani şimdi herkes Giresun'u çok küçümsüyor. Diyor ki işte bu kadar küçük şehirde diyor. Siz böyle bir aracı nasıl çalışıyor? Ama bilmiyor ki adam. Biz bir ömür verdik yani o işe. Kimsenin, herkesin bir ömrünün bir değeri vardır yani. Biz o ömrü bu araç için harcadık yani. İş böyle böyle bu seviyelerde, evet, bu ciddiyetteydi. Evet. Dolayısıyla tek satıcı biziz şu an itibariyle. Hı hı. Müşterilerimize biz gereken ilgiyi gösteriyoruz, yardım yapıyoruz. Hem taksitler konusunda bankaya yönlendiriyoruz. Sizi Giresun Organize Sanayi'de bulabilirler. Tabii ki de her zaman. Bizim hı hı. zaten bütün sosyal medyada Yılkı yazdığınızda, işte Serdar Yılmaz yazdığınızda, nereye yazarsanız yazın, Google'a bile yazdığınızda karşınıza zaten Yılkı araçları çıkar. Müşterilerimiz zaten onları gördüğü zaman orada Facebook'ta müşteri memnuniyetlerini gayet güzel görebilirler. Aracımız hakkında Allah'a şükürler olsun çok güzel iş çıkarttık. Herhangi bir şikayet, herhangi bir serzeniş yoktur. Düşünün Giresun'dan 1000 kilometre öteye bayisi ve servisi olmayan bir araç satıyorsunuz. Ve o dişiyle tırnağıyla parasını hak ederek kazanmış olan çiftçinin elinden de atıyorum 70, 80, 100 bin lira parasını alıyorsunuz. Yahu o adam orada o parayı verip de sıkıntıya düşse biz ne oluruz burada? Yani biz de tabii ki de sıkılırız, bunalırız yani satmayız. Adam bizi vallahi billahi ağacın başından ayağımızdan sallar yani. Ama yaptığımız işi biz çok iyi biliyoruz. Evet. O da satın almış olduğu araca tapıyor. Güveniyor. Tapıyor kullandıkça. Hı hı hı. Çünkü adam hayatında öyle bir şey görmemiş. Yani diğer tarzda şeylere binmiş. Bir sürü imkansızlıklarla uğraşmış. Tabii ki de kazalar belalar olmuş. Ölümler olmuş. En yakınını kaybetmiş. Ama bizim aracımıza bindiği zaman her şeyin çok daha farklı olduğunu görüyor. Ve kararını o yönde vermeye çalışıyor. Buyurun. Son olarak programın sonuna geliyoruz artık. Evet. Şimdi ilk yerli aracımız üretiliyor bizim Tok, evet, biliyorsunuz. 2023'te evet, yollarda olacak, evet, deniyor. Bununla ilgili sizde bir araç üreticisi olarak düşüncenizi çok merak ediyorum. Çok kısa alabilir miyim? Tabii bununla ki de. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Tok her şeyde bir başlangıç tabii ki de çok önemli. Ha biz tabii ki de böyle araçlar yapabiliriz. Niye yapmıyorum ki? Ben tek başıma böyle bir şey yaptım ya. Tek başıma. Hiç kimsenin şu kadar desteği olmadan. Ben aslında burada diğer girişimcilere de örnek olmak istiyorum. Büyük yani, bir girişimcilik örneği. Tabii ki de. Yani insan istediği her şey oluyor. Sadece olaya konsantre olup tamam mı? Bunu bir amaç edinmektir, evet, mesele. Neden olmasın? Tabii ki de şu anki belki bilgi birikimimiz o öyle bir aracı yapmak için tam yeterli değildi. Tabii ki de yurt dışından destekler alındı, teknikler, hı-hı, kullanıldı. Hı-hı. Tabii ki de belki bir sürü bu aracı tasarlayan insanlar yabancı menşelidir. Olabilir, olsun. Türkiye'de ciddi bir proje yapılıyor. Türklere ait bir otomobil markasının olması, hı hı, güzeldir. Sonuç, hı hı, olarak Türkiye şartlarında üretilecek. Tabii ki de bir başlangıç olması çok iyi. Çünkü şu an dünyada enerjiyle ilgili darboğazlar oluşurken onun da elektriklilerinin üretilmesi çok iyi olur ekonomik açıdan. Hı. Şu anda İşte yurt dışında bir dünyada bir şeyler oluyor. Dolar yükseliyor. İlk biz enerji bakımından dünyaya bağlı bir ülke olduğumuz için ilk önce mazot fiyatlarını görüyor gözümüz. Çünkü o her şeyi çok etkiliyor. Evet. Biz kendi aracımızı elektrikli olarak üretirsek tabii ki de aracın yolda yürüme maliyeti düşeceğinden o ürün bize daha ucuza gelecektir. Satış fiyatı düşecektir. Satış fiyatı düşecektir ve böylece bir ekonomi oluşacak. Ülke kalkınacaktır yani. Evet. Ama tabii ki de sadece otomobil statüsünde kalmaması lazım. Evet. Büyük kamyonlar statüsüne de geçmesi, hı-hı, lazım. Hı-hı. En büyük sıkıntı
Bütün gelişmiş ülkelere baktığımızda ara işler için birçok motor seçenekleri üretmişler. Tek silindirini, çift silindirini, üç silindirini, gemi motorunu, uçak motorunu, tren motorunu, ondan sonra ne bileyim işte jeneratör motorunu üretmişlerdir. Ama biz tabii ki de Türkiye'nin olumsuz şartlarında iş adamlarına ya da bizim gibi üreticilere artık iyice zorlayıp bu işten vazgeçirmeseler böyle şeyler olacak. Ama ne yapıyor insanlar? Parası olan adam bir yatırım yapıp bir üretim fikriyle işçi çalıştırmaktan usanmış adam. Yani çünkü adamı sürekli zorluyorlar. Affedersiniz, üreten kişiyi bir sanayiciyi yolunacak kaz gözüyle görüyor. Olmaz. O adamın elinden tutup bir yükselteceksin ki o adam istihdam yaratsın. Bunlardan bir proje geliştirsin. Çok daha yurt dışına ihracat yapsın. Dolar gelsin. Evet. Zaman bu zamana kadar yapılan politikalar bizi tamamen yıpratma, bizi tamamen yolma mantığıydı yani. Bundan sonraki süreçte inşallah bunun farkına varılacak. Çünkü iş bizi oraya götürüyor. Yani şu anda zaten devlet büyükleri de anladılar yaptıkları hatayı. Üretmeyen bir toplum olur mu yani? Sanayicinin sen kafasına binemezsin ya. Sanayici olmadan nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl istihdam yaratacağız? Nasıl projeler geliştireceğiz? Şimdi biz yurt dışından motor alıyoruz. Doları biriktirdik, aldık, gittik bankadan kredi çektik, dolar aldık. Yurt dışından bize motor gelecek diye bekliyoruz. İki aydır bekliyoruz. Müşteriler de beni bekliyor bu arada. Adamlara öyle dedik, termin verdik. Şöyle böyle. Şimdi bir ülkemizde olmuş olsaydı bu motor. Tabii ki de buradaki vatandaşımız, çiftçimiz bu aracı biraz daha uygun şartlarla almış olsaydı. Adam 2 ton fındık satacağını 1 ton fındık satarak böyle bir makine elde etmiş olsaydı. Ekonomimiz otomatik olarak gelişiyordu. Üretim yapıldığında bu sorunlar da çözülecektir. Aynen. İnşallah. Yani. Çok sağ olun Serdar Bey. Ben de size teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Efendim, Yeni Gün programının sonuna geldik. Yarın Fatma Meltem Naz İstanbul'dan sunacak Yeni Gün programını. Biz bugün Serdar Yılmaz'ı ağırladık. Gerçekten Patmat diye bildiğimiz aracı bir nevi yeni bir otomobile, yeni bir araca dönüştürmüş durumda kendisi. Giresun sanayide yapıyor, organize sanayide yapıyor bu aracı. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.